Dostum Hak. Huzuru hazırun, vakti sefa-i merdan. Layindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğinden Rahman'ın birliğine, bizi dinleyen hanımefendilerin, beyefendilerin sıhhatine, sağlığına diyerek başlayalım söze. Efendim, yıl 1915, Çanakkale Harbi. Nam-ı diğer Boğaz Harbi. Hani diyor ya Akif o meşhur destanında, şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ufacık bir kara. Ve karşısında topuyla, tüfeğiyle, müthiş teknolojisiyle kocaman bir ordu. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Çanakkale, tarihin tanık olduğu en büyük savaşlardan biri. Bir metrekare toprağa 6000 merminin düştüğü yerdir Çanakkale. Bir kafatasından 81 merminin, bir omurilikten 18 merminin çıktığı yerdir Çanakkale. Siper aralarının 2,5-3 metreye kadar düştüğü yerdir Çanakkale. Vatanı korumak pahasına, kanların oluk oluk akıtıldığı ve şimdi dahi ot bitmeyen topraklardır Çanakkale. Siperde ateş ederken Mehmet'im düşmana, diğer Mehmet'in Kur'an okuduğu yerdir Çanakkale. Mehmet'im beklemektedir. Yanındaki arkadaşı şehit düşsün de onun tüfeğiyle savaşa devam edebilsin. Ve bizim bu savaşta yalnız cephede değil, cephe gerisinde de elzem ihtiyaçlarımız var. Ameliyat malzemesi olarak cephenin gerisinde en büyük ihtiyacımız morfindi. Yani ağrı kesici. Çok fazla yoktu. Eksikti. Cephenin gerisinde büyük bir ameliyat çadırı kurulmuştu. Sıhhiye çadırı. Ameliyat çadırının önünde bir masa. Masanın önünde bir doktor. İlk gelecek yaralılar ona gelecek ve bakacaktı yaralıya. Bu ameliyat olursa yaşayabilir. Yaşayabilirse morfini bulacak ve ameliyat alacaklardı yaralıyı. Aslında her yaralının morfin bulmaya ihtiyacı vardı. Acılar içinde kıvranan şehit olacak yaralıların da ihtiyacı vardı. Yoktu. Eksikti. Çok çok azdı. Sıhhiye elleri getiriyorlardı yaralıları. Doktor elinde şırınga bakıyordu yaralıya. Bunu kaldırın. Başka bir yaralı geliyordu hemen. Şarapnel parçası bacağını koparmış. Bunu kaldırın. Bunu kaldırın. Bunu kaldırın. Kim bilir kaç defa söyledi. Çaresizlik içinde. Yeni bir yaralı getirdiler. Baktı doktor yaralıya. İç organları görünüyor. Durumu o kadar kötü. Çok kan kaybetmiş. Bunu kaldırın. Ve bir ses geldi yaralıdan. Baba. Beni tanımadın mı baba? Yardım et. Yardım et. Herkes buz kesti bir anda. Gelen doktorun öz evladıydı.
Bunu gölge bir yere kaldırın. Bu benim oğlumdur. Doktorun oğlu için istediği tek ayrıcalık gölge bir yerdi. Ve görevine devam etti doktor. Birkaç saat sonra görevini devretti bir doktor arkadaşına ve yaralıların arasında oğlunu aradı. Oğlu çoktan şehit olmuştu. Oğlum. Oğlum. Beni affet oğlum. O senin hakkın değildi. O senin hakkın değildi oğlum. Hak dostum, hak. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkı olmadığı için öz oğlundan morfin esirgeyen Doktor Tarık Nusret'in ve daha nicelerinin kahramanlığıdır Çanakkale. Efendim, bu bir kıssaydı. Mecmua kenarına kaydolunmuş, biz de gördük, söyledik. Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına saygıyla, her ne kadar sürçülisan elediysek, affola.